Evet, yayındayız. Bunu da her seferinde söylemek zorunda. Herkesin çekizden geliyor. Evet, aynen. Herkes çek düzen versin. Yayındayız arkadaşlar. Merhaba herkese. Şu anda 63 kişi bizi dinliyor arkadaşlar. Bugün yayınımızda bir konuğumuz var ve bu sefer kadromuz yine kalabalık. Yayında şu anda Deniz Özgen, Deniz İrgin, Ender Ahmet Yurt, Uğur Atar ve Fatih Turgut var. Bugünkü konuğumuz Fatih Turgut ve bugün daha ziyade güvenliği konuşacağız aslında. DevSecOps kavramını konuşacağız, işte güvenli yazılım geliştirmeyi konuşacağız. İşte genelde siber güvenlik tarafında ne gibi şeyler oluyor ve işte ne gibi işte eğitimler alabiliriz, kendimizi bu alanda nasıl geliştirebiliriz, biraz onlardan da bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz genelde bize o konuda yardım edecek. Çünkü bizim çok az bilgimiz var. Ama Fatih bu konuda uzman bir arkadaşa benziyor. Kendisi şu anda Katar'da, Microsoft'ta da Customer Engineer olarak çalışıyor. Hoş geldin Fatih. Hoş Ne haber bulduk. abi? Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ ol. Şimdi aslında daha önceden Fatih bize podcast'imize katılmıştı. Biz de hatırlayamadık ne zaman olduğunu ama epey olmuştu. O yüzden tekrardan bu konuları konuşalım dedik. Ki DevSecOps aslında çok önemli bir konu. Aslında daha genel olarak siber güvenlik çok önemli bir konu. Özellikle bu pandemi sürecinde çok fazla siber saldırılar duyduk. Geçen sene epey bir şeyler duyduk. O alanda birazcık daha yazılımcıların bilgilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve benim gördüğüm kadarıyla da birçok firmada aslında çok da göz ardı edilen bir konu. Öyle değil mi? Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani genelde yazılımcılar en çok herhalde bu işte yeni bir stack çıktı, yeni bir framework çıktı, ona yeni bir dil çıktı, onu öğrenelim konusunda şey yaparken güvenliğe çok önem vermiyorlar gibi hissediyorum. Benim gözlemlediğim o. Bir de Fatih geçen yayınımıza çıktıktan sonra biz bir hafta uyuyamamıştık. Uğur, ben, Özgen falan böyle bir bakalım bugün nasıl olacak? Yani Fatih, Yani developerlar niye güvenliği şey yapmıyorlar? Senin gözlemin ne bu konuda? bugün mesela bununla ilgili bir GitHub Universe 2020'nin videolarını seyrediyordum. Bu sabah bir bakayım dedim. Yani bir boş vakit buldum mesela. Orada da güvenlikle ilgili bazı videolar vardı. Tavsiye ederim. Developer track'ini seyretmenizi tavsiye ederim bu arada. Mesela birinci günün 5 saatlik bir videosu var. İşte biraz 1,5x hıza alıp biraz bakındım böyle. Oradaki bir videoda GitHub'daki bir engineer şöyle bir şeyden bahsediyor. Çok ilgimi çekti o rakam, verdiği bilgi. Şu anda mesela bizim endüstrimiz içerisinde yaklaşık 45 milyon developer çalışıyor. Ve bu 45 milyon developer'a karşılık sadece 70 bin security researcher var. Yani arada 570 fark gibi, 570 kat gibi bir fark var developer'ların sayısı ile security researcher'ların veya security engineer'ların sayısı arasında. Ve biz bu security engineer'lardan veya security researcher'lardan bizim yapmadığımız, developer olarak bizim korumadığımız sistemleri korumasını bekliyoruz aslında. Dolayısıyla çok da beceremiyor, yani onların suçu değil bu aslında, bu hepimizin suçu. Çünkü yapılabilecek bir şey değil. Görüyoruz yani, en son mesela SolarWinds açığı duymuşsunuzdur muhtemelen. SolarWinds diye bir firmada bir açık çıktı. Bundan dolayı yani bir güvenlik firması hacklendi. Normalde güvenlikle ilgili olması gereken bir monitoring firması hacklendi. Nasıl hacklendi? Çünkü onun kullandığı, depend ettiği bir başka bir monitoring tool'unun paketin içerisine yerleştirilen vulnerable bir kod bloğu yüzünden hacklendi. Bu saldırıyı yapan başka bir ülkenin, yani şey, başka bir ülkenin saldırı ekibi, yani resmi olarak saldırı ekibi. Başka bir ülke tarafından yapılıyor bu, gerçekleştiriliyor. Ve bundan birçok firma etkilendi bu arada. Yani bu arada Microsoft da bugün değil, özür dilerim, geçtiğimiz hafta bir blog yayınladı bununla ilgili, bir blog post yayınladı. Microsoft içerisinde de bu ürün kullanılıyor ve o vulnerable paketlerin olduğu versiyonun da bulunmuş Microsoft içerisindeki ürünlerde, Microsoft'ta kullanılan yerlerde. Ama şanslıyız ki bize etki etmemiş, herhangi bir şey olmamış bizde, leak oluşmamış. Çünkü bizde başka, geçen hafta videomda bahsettiğim o defense in depth den dolayı, yani katmanlı güvenlik yapısından dolayı diğer önlemler
bu saldırının gerçekleşmesine engel olmuş. Ama bunu uygulamayan firmalarda, ki bu bir güvenlik firması, bunu bu saldırıya uğrayan firma, ne yazık ki hacklendi mesela. Dolayısıyla yine dönüyoruz dolaşıyoruz, hatırlıyor musunuz? Geçen podcast'te de bundan bahsetmiştim. Yani kullandığımız third party paketler ne kadar güvenli? Şu anda mesela bugün LinkedIn'de bir tane white paper paylaştım kontaklarımla. Orada şöyle bir şeyden bahsediyor. Yani şu andaki enterprise uygulamaların %99'u içerisinde third party paketlere depend ediyor. Dolayısıyla bu paketlerin ne kadar güvenli olduğunu bilmiyoruz. İşte en son gerçekleşen problem de buydu. Şu anda mesela internette yine dün bir başka bir video seyrediyordum. Belki siz de tanıyorsunuzdur, tavsiye ederim. Doktor Erdal Özkaya var. Cyber security konusunda uzman. Yaklaşık 4-5 tane de kitabı var bu konuyla ilgili. Onun bir videosunu seyrettim. Kendisi Türk ama Alman vatandaşı, Avustralya'da yaşıyor. Bir arada Microsoft Dubai'de çalıştı. Oradan da tanıyorum kendisini. Mesela 2020 ile 20 yılında gerçekleşen 2020 yılındaki bazı rakamları paylaştı o videosunda. Mesela diyor ki 2020 yılında her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleşti. Cybercrime maliyeti $445 milyar oldu 2020 yılında. Günlük 30 bin web sitesi hacklendi. Günde 4 bin kişi ransomware saldırısına uğradı. Biliyorsunuz ransomware'i, yani senin şifreliyorlar senin datanı, ondan sonra senden para istiyorlar. 23 bin DDoS atağı meydana geldi ve sadece defense şirketleri, güvenlik şirketleri için veya şirketlerin güvenlik için harcadığı para $65 milyar. Sadece oha. Microsoft'un güvenlik için harcadığı para, sadece Microsoft'un güvenlik için harcadığı para $1 milyar bir sene içerisinde. Bu sadece Microsoft. Bunun Google'u var, Amazon'u var, osu var, busu var. Siz düşünün artık. Yani pazar devasa bir pazar. Ve maliyeti de çok büyük. Dolayısıyla hep söylüyorum ben bunu. Developerlar olarak bizim bu pazara kötü yönde etki etmememiz lazım. Yani bizim de bu işin, bu taşın altına elimizi koymamız lazım. Çünkü 45 milyon developer karşılık 70 bin tane security researcher var ve bunlar yeterli değil. Dolayısıyla biz en başta kodumuzu en başta güvenli yazmalıyız. Hep diyorlar ya shift left diye bahsediyorlar böyle. O development pipeline içerisinde ta en başta bir fikri üretmeye başladığımızda, bu fikri üretirken bununla birlikte bunu nasıl güvenli üreteceğimizi de developerlar olarak en başta düşünmemiz gerekiyor. Buradan da konuyu DevOps'a ve DevSecOps'a bağlayayım. Bundan onu şimdi bağlama istersen, tamam. Fatih. Birazcık okay. Daha konuyu açalım okay. İstersen. Ona tamam. Geleceğiz zaten. Tamam. Aslında ben şunu diyeceğim sana. Aslında evet, yani mesela çok güzel bir şey söyledin. Bu third party paketlerde ne var? Bakmak gerekiyor. Yani mesela bundan birkaç yıl önce, belki sen de hatırlarsın. Birisi, gerçek mi değil mi emin değilim, onu hatırlamıyorum ama bir şey denemesi yapmıştı mesela. Bir third party paketin içerisinde, NPM'e koyduğu bir paketin içerisinde web sayfasındaki ön yüzdeki girilen kredi kartlarını harvest etmeye başlıyordu. Hı hı. Ve bu bir şekilde insanlar tarafından çok da fazla kullanılan bir paket. Orada sanırım yine bir security researcher'ın yaptığı bir deneydi bu. Hı hı. Yani insanlar ne kadar bu paketin detaylarına bakıyorlar ya da bakmıyorlar, ona bağlı olarak da ne şekilde aslında tepki gösteriyorlar görmek için yapılmış. Doğru. Bir güzel bir araştırmaydı. Doğru. Peki burada mesela bu third party paketlerden nasıl emin olabiliriz? Yani bunların dedin ya, mesela third party bir paketi indirdim. Ben bu paketin içerisinde bir malicious bir kod var mı yok mu, nasıl anlayabilirim? Yani nasıl anlayabilirsin? Bununla ilgili mesela GitHub'da güzel bir çalışma var. Biliyorsunuz GitHub'ı da Microsoft satın aldı. GitHub'ın içerisinde CodeQL diye bir kavram geliştirdiler. Yani bu aslında araştırma çalışmasıydı. Sonra bunu yayınladılar. Şu anda kullanılıyor. Ne yapıyor bu CodeQL? Sen gidiyorsun, kod içerisinde regular expression'lar veya diğer böyle SQL script'e benzeyen bir scripting language ile kodu analiz ediyorsun. Daha doğrusu kod içerisinde query atıyorsun. Diyorsun ki bana içerisine şu kelime geçen ve aynı zamanda şu bir metodun içerisinde olan kod bloklarını getir diyorsun. Sana onu bir table olarak getiriyor. Yani kodu query ediyorsun. That's
Bu yüzden CodeQL ismi verilmiş bu ürünün ismine. Ve burada şey sınırsız, olasılıklar sınırsız. Bunları tek tek açıp gözünle okumak mümkün değil ne yazık ki. Özellikle third party paketlerde. Yani milyonlarca paket var. Dolayısıyla ne yapıyor mesela GitHub? Burada bazı ödüller koyuyor. Diyor ki işte eğer sen diyor bir CodeQL query'si yazıp da bu query ile bilmem kaç tane vulnerability bulursan eğer sana ödül veriyor. Yani yazılımcıları vulnerable kodları bulacak kod yazmaları için ödüllendiriyor. Bu bounty ne diyorlar ona? Bounty bilmem ne diyorlar. Unuttum şimdi onun adını. Böyle şeyler yapıyorlar. Fakat siz ne yapabilirsiniz? Yani tamam illa bir de yani şöyle bir şey var yani %100 hepsi bulundu diye bir şey yok. %100 hepsi keşfedildi tamam %100 safe diye bir şey yok. %100 güvenlik diye bir şey yok. Ama ne yapabilirsiniz yazılımcı olarak? Kullandığınız paketlerin dışına eğer mümkünse kullandığınız teknolojiye de bağlı bu tabii. Bir wrapper yapabilirsiniz. Bir wrapper oluşturabilirsiniz. Yani paketin içerisine ne giriyor? Kullandığınız pakete inbound ne giriyor? Outbound ne çıkıyor? Bu verileri belki filtreleyebileceğiniz, yani bir input validation yapabileceğiniz bir yapıya girebilirsiniz. Bu ne işe yarar? Bu %100 çözüm mü? Değil. Ama en azından yine defense in depth. En azından o paket bir kompartman içerisinde çalışır. Buna da biz security development principle'larda compartmentalization diyoruz. Bir kompartman içerisinde olur. Her bir kompartman kendi güvenliğinden sorumludur. İçeri ne giriyor? Dışarı ne çıkıyor? Böyle bir şey yapabilirsiniz. Mümkünse yani o paket onu destekliyorsa. Desteklemiyorsa ne yapabilirsiniz? Paketin devamlı güncel olduğundan emin olabilirsiniz. Devamlı internette takip edebilirsiniz. Bu paketle ilgili bulunmuş bir vulnerability var mı yok mu ortaya çıkmış. Bununla ilgili bazı web siteleri var. National Vulnerability Database var. Gibi OWASP sitesinde de var bununla ilgili şeyler, bilgiler. Daha önceki benim videolarımda da paylaşmıştım bu sitelerin isimlerini. Onları devamlı takip edebilirsiniz. Veya bu işi sizin yerinize yapan araçlar var. Zaten işin yani işin güzel ne denir güzel olması demeyeyim de işi kolaylaştırmanız lazım. Çünkü bu çok labor intensive bir task. Her gün gidip tekrar gidip şey yapamazsınız. Ya bu paketin yenisi çıkmış mı çıkmamış mı bunu kontrol edemezsiniz. Bunu da otomatize etmeniz lazım. Bunun içinde tool'lar var. CI/CD pipeline'ınıza entegre edebileceğiniz tool'lar var. Mesela bunlardan en çok bilineni bu White neydi o? Whitehead miydi? White Source neydi o ya? Adını da unuttum onu. Neyse bakar söylerim ben onu size. Bir tane tool var. Unuttum şimdi adını. Onu entegre ediyorsunuz sizin pipeline'ınıza. O sizin yerinize gidiyor. Şeyi takip ediyor. Sizin paketlerinizi, uygulamanız içerisindeki paketlere bakıyor. Ondan sonra da bunlarla ilgili bilinen bir şey var mı? Vulnerability var mı? Yok mu? Ona bakıyor. Bakayım şuradan adını bir şey yapayım, search edeyim de. Evet, White Source. Benim aklıma şöyle bir soru da geldi. Diyelim ki bir tane şey geliştirdik, servis geliştirdik işte basit bir servis. Ve biz bunu işte o anki güncel NPM paketlerini, NuGet paketleriyle aldık, deploy ettik. 7 aydır da bak çalışıyor yani. Ve o paket, kullandığımız paketlerde o an bir vulnerability yoktu ama 6 ay sonra falan çıktı ve... Evet. Uygulamalarda mı dönüştü? İşte ne yapacaksın? Takip edeceksin abi o paketleri. İşte dediğim gibi takip etmek de manuel biraz zor. O yüzden bunu sizin CI/CD pipeline'ınızda otomatize etmeniz lazım. Yani her bir pull request'te sizin uygulamanız build olduktan sonra bu tool, pipeline'ınız içerisindeki tool gidecek. Bu kullandığınız NPM paketleriyle ilgili bilinen bir vulnerability var mı? Açık var mı? Yok mu? Bakacak. Var ise bunu size rapor olarak verecek. Diyecek ki bak arkadaşım sen bu paketi kullanıyorsun ama bunda XSS atağı çıktı. Gel bunu son versiyona update et gibisinden uyarı vermesi lazım. GitHub'daki action'ların bazıları bunları otomatik update de ediyor sizin yerinize. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak bir vulnerability bulunduğu zaman hem onun uyarısını veriyor size hem de paketi update ediyor. O zaman bunu böyle bir belli aralıklarla eski uygulamalarda yapmakta yarar var diyorsun. Yani. Tabii. Aynen öyle. Çünkü şöyle bir şey var. Bu çoğu firma hacklendiğinin farkına çok geç fark ediyor. Farkına çok geç varıyor. Yani hacklenmiş
Belki hackerlar içeride 15-20 gündür içeride ve ondan sonra fark ediyor. Çoğu firmada fark etmiyor bile hacklendiğini. Küçük firmalar zaten fark etmiyor. Belki de datası encrypt oluyor. Ondan sonra farkına varıyor. Aa, ben hacklenmişim bile diyor. Yani büyük firmalar ise yani çoğu enterprise firma ise yani 10 saat sonra falan fark ediyor hacklendiğini. Bu da çok yüksek bir rakam yani aslına bakarsan. 10 saat. Yani zaten aslında hacklendiğinin farkına vardırmamaya çalışıyor değil mi hacker'da? Yani sonuçta hacker'ın amacı da Tabii. girdiği zaman bunu etkiyi mümkün olduğunca azaltıyor. Dolayısıyla Tabii. aslında orada işini aslında güzel yapmış bir belki de hacker var. Tabii. Buna şey diyorlar mesela. Şimdi artık bizim endüstrimizdeki dependency'ler o kadar birbirine yani bağımlılıklar o kadar çoğaldı ki bir sürü teknolojiyi bir ürün içerisinde bir sürü teknolojiyi hep beraber kullanıyoruz. İşte logging için bunu kullanalım, database için bunu kullanalım, cache için bunu kullanalım, kullanalım. Bir sürü teknoloji oluyor. Bu bitmiyor. Ondan sonra gidiyoruz bunu bir container içerisine koyuyoruz. Bitmiyor, bunu bir orchestrator içerisine koyuyoruz. Bitmiyor, bunu cloud'a atıyoruz. Veya on-prem serverlarda Hyper-V veya bir VMware gibi bir virtualizer üzerinde çalıştırıyoruz. Bunun üzerine network var, infrastructure var, bir sürü katman var. Şimdi saldırganlar eskisi gibi basit değil. Onların işi de basit değil. Savunan tarafın işi de basit değil. Çünkü korunması gereken bir sürü alan var. Bir sürü açık nokta var. İşte geçen hafta konuştuğum konu da buydu. Attack surface'imiz çok büyük. Sadece uygulama tarafında değil, aynı zamanda infrastructure tarafında da saldırı yüzeyimiz çok büyük. Dolayısıyla saldırganlar ne yapıyor? Buna lateral movement diyorlar. Adam tek bir şey denemiyor. Adam bir sürü şey deniyor. Önce giriyor bakıyor sizin serverlarda güncellememiş bir patch var mı? Oradan deniyor. Olmadı serverların üzerinde koşan uygulamalarda yani OS operating system seviyesinde koşan uygulamalarda IIS'de, Exchange'de vesaire vesaire bunları deniyor adam. Yani bir yerden giriyor, oradan başka bir şey atlıyor, oradan başka bir şey atlıyor. Yani iz takip eder gibi zıplaya 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 en sonunda hedefe ulaşıyor. Bu tabii bir günde olmuyor veya bir saatte de olmuyor. Hani filmlerde görüyoruz ya hacker oturuyor takır 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 bir şeyler yazıyor falan. Öyle bir şey yok gerçekte. Adam belki bir ay uğraşıyor sisteme girmek için. Sistemin tek tek açıklarını buluyor. Bir bilgisayara giriyor, developer PC'sine giriyor. Oradaki bir kullanıcı hakkını kullanarak oradan başka bir server'a atlıyor. O server'da işte database'in kullanıcısını kullanarak başka bir yere atlıyor vesaire vesaire. Böyle zıplaya zıplaya gidiyor. Dolayısıyla saldırı alanı çok büyük. Korunması gereken alan çok büyük. O yüzden bulunması da zor oluyor yani. Bunları takip etmesi de zor oluyor. Burada benim mesela duyduğum bir şey var mesela bizim pen testimizi yapan bir firmayla aslında çalışıyoruz da o firmadaki bizim çalıştığımız ekipten birileri şey demişti mesela en çok genelde şeyden buluyorlarmış. Mesela diyelim ki senin o firmada çalıştığın LinkedIn'den buluyorlar. O firmadaki senin pozisyonunu buluyorlar. Ondan sonra senin Stack Overflow hesabını takip ediyorlar ve Stack Overflow'da ne gibi sorular sorduğundan senin kullandığın sistemi anlamaya çalışıyorlar. Doğru. Ve aslında bu çalışma bile başlı başına bir araştırma çalışması aslında. Doğru. Yani bunlar bir grup halinde bunu yapıyorlar mesela bizim pen Doğru. testimizi yapan firma. Ve işte ofise nereden giriliyor, ofisin kapısını açık bırakıyorlar mı? Ben bu ofisin içine girip içeri bir cihaz bırakabilir miyim? Ya da bu kişilere bu sistemleri mesela işte bölüyorlar. Mesela birisi fiziksel olarak ofise bakıyor. Bir kişi firmadaki elemanları araştırıyor. Genelde de yazılımcılara ağırlıklı olarak odaklanıyor. Çünkü biz yaptığımız başarılı çözümleri anlatmayı çok seviyoruz. Doğru. Blog yazıları örneğin bunların çok güzel bir örneği. Doğru. Dolayısıyla bu tarz şeyler dediğin gibi atak yüzeyine giriyor aslında değil mi? Yani mesela yine bu GitHub'ın videolarını seyretmenizi tavsiye ederim. Orada başka bir konu daha vardı bununla ilgili. Mesela GitHub'da her gün binlerce public repository'ün içerisinde şey buluyor. Amazon'un veya işte Azure'un, Google Cloud'un bu key'lerini buluyor GitHub'ın kendisi. GitHub'ın araçları. Yani yazılımcı gitmiş kendi Amazon Web Services'in instrumentation key veya whatever key ise yani o kullandığı, bağlandığı key neyse onu gitmiş source code'a check-inlemiş. GitHub'a check-inlemiş, commit'lemiş. Ve yani bunu bulmak da çok kolay. Yani GitHub'da public repository aç oku kodu. Ondan sonra şey yap. Gir adamın account'una gir Amazon Web Service'e git database'ini indir. Bütün verisini indir yani. Böyle çok kez var. Sırf bu yüzden GitHub içerisinde bir tane scheduled job devamlı çalışıyor. Böyle key'ler varsa bunları buluyor. O repository'nin sahibine mail atıyor.
Diyor ki bak senin key'in burada şey public ve işin daha güzeli bir reklam yapıyormuş gibi olacağım ama GitHub gidiyor aynı zamanda Amazon'a haber veriyor. Diyor ki bak bu kullanıcı bu key'i public repository'e koydu ve bu artık biliniyor. Herkes tarafından biliniyor. Bunu iptal et diyor. Amazon da bunu iptal ediyor mesela. Tabii mail atıp iptal ediyor. Ama bu güzel bir şey. Güzel bir uygulama. Peki buradaki şey ne? Sorun ne? Evet senin söylediğin gibi yani yazılımcılar olarak dikkatsiziz. Gidiyoruz source kodun içerisine check-in yapıyoruz bizim key'imizi. Ondan sonra da public repository'de publish ediyoruz. Herkes de onu ondan sonra okuyabiliyor yani. İki sorun var benim. Birincisi third party servisler. Aslında hep dependency'leri konuştuk ama üçüncü parti bir dünya hani distributed uygulama geliştirirken kullanıyoruz işte. Mesela biz SolarWinds'in bir uygulamasını kullanıyoruz. Veya CI/CD pipeline'ımız hacklendi mesela. Ve bütün key'lerimizi replace etmek zorunda kaldık. Ama adamlar bunu bir ay sonra fark etti mesela. Bu noktada biz ne yapabiliriz? Yani çünkü o attack surface var ve benim kontrolümde değil. Yani ne yazık ki bu konuda yapabileceğiniz çok bir şey yok. Yani şöyle bir şey. Tabii ki yapabileceğiniz bir şey var. Ama sonuçta bu third party servisler sizin kontrolünüzde olan bir şey değil. Dolayısıyla başkası kontrol ediyor. Onları korumak diğer o firmanın sorumluluğu aslında. Sizin burada yapacağınız şey şu. Siz her zaman o servislerin hacklenebileceğini varsaymanız gerekiyor. Ve buna göre önlemler almanız gerekiyor. Yani her zaman söylüyorum. %100 güvenlik diye bir şey yoktur. Kullandığınız servisler %100 güvenli değildir. Sizin kodunuz da %100 güvenli değildir. Dolayısıyla her zaman o servislerin hacklendiğini varsayacak şekilde tehdit analizini yapmanız lazım. Burada bir tehdit var, burada bir risk var. Eğer bu servis hacklenirse benim hangi uygulamalarım veya neler ortaya çıkar, neyi kaybederim bunu biliyor olmanız lazım. Hangi asetlerimi hackerlar ele geçirir veya o saldırı sonucunda yani damage ne kadar limitli, damage'in alanı ne olur, zararın alanı ne olur bunların hepsini düşünüyor olmanız gerekiyor. Mesela ben sizin yerinizde olsam, ben bunu müşterilerime de söylüyorum. Hiçbir zaman key'lerimi, database'e bağlantı key'leri veya diğer servislere bağlantı key'lerini ben CI/CD pipeline'ına koymuyorum. Bunları her zaman delege ediyorum. Çoğunlukla benim müşterilerim bu aralar Azure kullandığı için, cloud servislerini kullandığı için Key Vault, Azure Key Vault var mesela. Ona delege ediyorum bu işi. Ve Azure'da Managed Service Identity diye bir kavram var. Yani aynı bizim Windows ortamında nasıl Windows Authentication var. Yani SQL Server'a bağlanırken on-premise ortamda nasıl biz iki yöntem kullanıyoruz? Ya SQL Authentication kullanıyoruz ya Windows Authentication kullanıyoruz. Doğru mu? Ben her zaman müşterilerime diyorum ki Windows Authentication şeydir, tavsiye edilen yöntemdir. Neden? Çünkü Windows Authentication kullandığınızda username ve password sorumluluğunu siz Active Directory'ye delege ediyorsunuz. O ondan sorumlu oluyor. Siz yazılımcı olarak bunları saklamak zorunda değilsiniz. Bir yerde korumak zorunda değilsiniz. O yüzden cloud ortamlarında da bunları delege edeceğiniz çözümlere bakmanız lazım. Yani o key'leri nerede tutabilirsiniz güvenli bir şekilde, yani cloud'un içerisinde. Onlara delege edin. Artı devamlı bu key'leri belli aralıklarla revoke edin. Yani replace edin, değiştirin yenileriyle. Ki diyelim ki yazılımcının bir tanesi bu key'lere bir şekilde Azure Key Vault'a da yetkisi vardı veya hangi Key Vault'u kullanıyorsa girdi aldı o key'leri, sonra da işten kovuldu ve kötü bir şekilde kovuldu. Adam key'lere sahip. Normalde ulaşmaması gerekiyor da hadi diyelim ki bu adam en üst seviyede admin yetkisine sahipti. Subscription admin'di mesela sizin cloud ortamınızda veya on-prem ortamda domain admin'di. Bütün key'lere adam ulaşabiliyordu. Yani dolayısıyla bu adam çıkınca ne olacak? Normalde bu key'leri onun da görmemesi gerekiyor aslında ama işte %100 şey yani ne yazık ki şey olmuyor. Her şey şeyler, istediğimiz gibi olmuyor. Böyle şeyler yaşadın mı? Var mı hakikaten adam ayrılıyor? Tabii. Çok var. İnanılmaz. Bu işler automate edildi. Ya mesela bir şey daha gelmişti aklıma da şey unuttum şimdi. Az önce söylediğiniz konuyla ilgili ne konuşuyorduk? Keyword'ları konuşuyorduk. Delege etmiş. Üçüncü partilerden bahsediyorduk. Third party servislerden bahsediyorduk.
Neyse unuttum. Tekrar Ben aklıma gelirse şey sorabilir yaparım miyim? söylerim. Şimdi hep böyle Tabii Çinler tabii buyur. üzerinden gidiyoruz ama benim merak ettiğim şey şu. Sonuçta üçüncü parti yazılımlarını da developerlar yazıyor. Onlar neye Doğru. dikkat etmiyor da bu oluyor? Sadece kimliği mi Ya soruyor? dikkat Yani sonuçta bir etmiyor. programlama dili kullanıyoruz. Kullanmak zorundayız. Ve Tabii. ona güvenmek zorundayız. Ve onu da insanlar geliştiriyor. Burada bir aslında bir dilemma çıkıyor ortaya. Doğru. Yani işte sıkıntı bu zaten. Dediğim gibi yani biz developer olarak burada developerlardan kastım bütün developerlar. Yani third party servisi yazan developer da biz de son kullanıcıya ürün yazan developerlar da bizim bütün yazdığımız koddan güvenlik konusunda sorumlu olmamız lazım. Bizim de elimizi taşın altına koymamız lazım. Yine GitHub'daki videolardan birinde şöyle bir şeyden bahsediyor. Security as a feature diye bir video var. Aratırsanız GitHub Universe Security as a feature diye aratırsanız orada şöyle bir şeyden bahsediyor. Gerçek hayattan bir örnek veriyor. Diyor ki yani biz eve gittiğimiz zaman diyor bir eve aldığımız zaman satın aldığımız zaman veya bir kiraladığımız zaman orada elektrik vardır diyor. Veya musluğu açtığımız zaman sıcak su gelir diyor. Bunlar zaten olması gereken şeylerdir ve biz bunlar için bunları düşünmeyiz yani diyor. Bir yazılımcı olarak biz ürünü geliştirirken de aslında diyor güvenliğin son kullanıcıya bir etkisi var mı? Yok. Son kullanıcı sizin güvenlik önlemlerinizin farkında değil. Onun gördüğü ne var? Feature'lar var. İşte login feature'ı, satın al feature'ı, kredi şey işte browse feature'ı neyse ne yani bir sürü feature var. Ama adam güvenliği görüyor mu? Görmüyor. İşte güvenliğin zaten bir feature olarak varsayılan olarak sizin uygulamanız içerisinde olması gerekiyor. Adamın bunu düşünmemesi gerekiyor. Aynı şey senin söylediğin gibi servislerde de aynı şekilde. Yani onu yazan da bir developer, o da insan, o da hata yapabilir. Hepimiz yapabiliriz. Dolayısıyla onlar da siz nasıl önlem alıyorsunuz, onların da alması lazım. Dediğim gibi sizin burada %100 güvenli diye varsaymamanız gerekiyor o kullandığınız servisleri. Eğer bu servis hacklenirse ben ne yaparım diye düşünmeniz gerekiyor. Bu yüzden de konu dönüyor dolaşıyor, tehdit analizine geliyor. Tehdit analizi çok önemli bir konu, threat modeling. Bunu yapmanız şart. Bunu yapmanız gerekiyor. Mesela bir örnek vereyim. GitHub'da yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılında şöyle bir sorun çıktı. Bir canonicalization hatası çıktı. Neydi bu? GitHub'ın o egzesi var ya git egzesi. Nokta git folder'ının içerisindekilerine şey yapmıyor, bakmıyor. Öyle değil mi? Orada normalde lokal database'imiz var git folder'ımızda. Lokal git folder'ımız içerisinde nokta git diye bir folder var. Hidden bir folder. Onun içerisinde de bizim yaptığımız değişiklikler, lokal değişiklikler duruyor. Lokal branch'larımız var. Aynı zamanda orada git komutlarının da karşımda ne yapması gerektiğini söyleyen bazı veriler var. Bazı file'lar var. Yani ben git clone dediğimde nasıl, ne iş yapacak bunu söylüyor ona. Git exe'ye. Mesela bu sorun Türkçe'de çıktı. Şimdi onu yazan developer şöyle bir şey bakıyor. If diyor, eğer diyor folder ismi küçük harf git ise diyor, tamam, bunun içerisindekilerini discard et diyor. Veya işte büyük harf git ise diyor, bütün hepsi büyük harf ise, bu sefer İngilizce düşünüyor tabii bunu. G, I, T oluyor. Değil mi Türkçe'de? Ama Türkçe'de hem küçük i var hem büyük i var. Hem küçük i var hem büyük i var. Dolayısıyla Türkçe'ye gelince patlıyor bu kod. 2015 yılında bunu keşfettiler mesela. Ne yapıyor hackerlar? Mesela public bir git repositorisine gidiyor. Adam orada bir tane dot git diye bir folder oluşturuyor mesela. Tamam. Ondan sonra gidiyor komut setini değiştiriyor içerisindekini. Bunu commitliyor. Diğerleri bunu şey yapıyor, pull request yapıyor, kendine çekiyor. O git exe bunu anlamıyor. Oradan yani oradan gidiyor yani. Developer makinesine giriyor oradan adam mesela. Hani bunu yazan ekip GitHub ekibiydi yani. Onlar da yapıyor hata. Hepimiz yapıyoruz. Microsoft yapmıyor mu hata? Yapıyor. Google yapmıyor mu? Yapıyor. Hepimiz yapıyoruz. Dolayısıyla işte bunları engellememiz, bunları minimuma indirmemiz gerekiyor. Bunun için de bazı prensipleri uygulamamız gerekiyor. Ben bir şey merak ediyorum, pardon. Bu Agile diye geziyoruz ya, Agile takımlar falan. Bu Agile takımların içerisinde işte PM var, developer var, front end, back end diye ayrılıyor, tasarımcı.
bir güvenlikçi de olması, bu tip şeyleri takip etmesi, onlara yardım etmesi için gerekiyor mu? Yoksa bu gene bizim yazılımcıların bilmesi gereken bir kavramlar mı? Ya illaki takım içerisinde olması şart değil. Ama şöyle bir şey var yani. Bu security ekipleri ile yazılımcı ekipleri hala farklı silolarda çalışıyorlar. Farklı silolarda, farklı departmanlar, farklı silolarda çalışmalarında bazı dezavantajlar var. Aslında aynı konuşmayı biz daha önce 2-3 sene önce DevOps kavramında anlatırken ne diyorduk? Development ekipleri ve operasyon ekipleri farklı silolarda çalışıyor diyorduk. Bunun da dezavantajları oluyor. O yüzden bu ekipleri birleştirmemiz gerekiyorduk. Hepsi tek bir hedef için işte müşteriye mümkün olduğunca hızlı değer sunabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden bahsediyorduk. Şimdi işin içerisine bir de security girdi. Artık DevSecOps kavramından bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun içerisinde security ekibinin de bu takımın bir parçası olmasında fayda var. İlla ki buradan kastım yani her bir yazılım ekibinin içerisinde bir dedike bir security'cinin olmasını bahsetmiyorum. Ama yani şirket içerisindeki security ekibinin de bu yazılım yazdığınız kodu yazarken size yardımcı olmasında fayda var. O da sadece network veya infrastructure security'sinden sorumlu değil. Aynı zamanda yazılımın güvenliğinden de sorumlu çünkü. Çünkü yine bakıyorsunuz araştırmalara. Aslında saldırıların çoğu işletim sisteminden değil veya işte işletim sistemi üzerinde koşan kernel seviyesine koşan uygulamalardan değil, saldırıların çoğu bizim yazdığımız third party uygulamalardan meydana geliyor. Dolayısıyla security'cilerin de bu yazılan koddan bir haber olması gerekiyor. Threat modeling yaparken o threat modeling çalışmasının bir parçası olması gerekiyor. Çünkü artık sistemler birbirine o kadar girmiş durumda ki bir sürü farklı sistemi aynı anda tek bir proje için çalışıyoruz. Onların da bunları bilmesi ve bu konuda bize yardımcı olmaları şart. Şimdi burada aslında konuyu değiştireceğim ama Uğur'un bir sorusu Ben var sanırım. aslında paralel bir noktaya değinecektim. Yani bu Ender'in dediği dilemma konusunda bence olay biraz varsayımlardan kaynaklanıyor. Yani yazılımcılar her şeyi bir varsayım üzerine dayandırıyorlar ve ona göre yazıyorlar. İşte git folder'ını if'le kontrol eden adam I diye bir karakterin olduğunu varsaymamış. Ama bu varsayımları yaparken bence mesele zaman kısıtı. Yani senin zaman kısıtın olduğu için başka varsayımlara bakma şansın olmuyor. Buradan da iş aslında şirketlerin bu işe ne kadar yatırım yapmak istediğine geliyor bana kalırsa. Sana bir yazılımcı olarak ne kadar zaman veriliyor yani bunu güvenli hale getirmen için. Çünkü günümüzde şey yapmak istiyorsun yani hemen hızlıca canlıya çıkayım işte bu agile metodoloji canlıya çıkayım değer yaratayım ama aslında bir yandan da çelişiyorsun güvenlikle. Böyle bir sıkıntı var ortada. Burada işte sorun şu, yöneticilerin güvenliğin, evet güvenlik ekstra bir maliyet ekliyor sizin pipeline'ınıza. Yani bir feature'ı 5 günde geliştiriyorsan belki güvenlik şey yüzünden 6'ya çıkabilir bu. Şeye bağlı yani senaryoya bağlı. Doğru söylüyorsun. Burada yöneticinin support'u, desteği çok önemli. Mesela ben Microsoft'tan yine bir örnek vereceğim. Biz Secure Development Lifecycle kavramını ortaya çıkardığımızda bu kavramı ortaya çıkartan, bunu destekleyen kişi Bill Gates'ti. 2001 yılında. Çünkü Bill Gates mail attı bütün şirkete. Dedi ki çünkü o 2001 yılında Windows Server 2000'ler vardı piyasada ve çok fena hacklenmişti. Microsoft'un işletim sistemleri o sırada. Bir sürü virüs, bir sürü veri kaybı, müşterilerde müthiş bir mutsuzluk, Microsoft ürünlerinin güvenli olmadığına dair kötü bir imaj oluşmaya başlamıştı o zaman. Bill Gates de tam da o sırada .NET Framework ortaya çıkıyordu. Bütün şirkete mail attı. Dedi ki bundan sonra bizim birinci önceliğimiz güvenlik. Highest priority. Ve Bill Gates'in yani en tepedeki adamın desteği ile sponsorluğu ile biz bu SDL kavramını ortaya çıkardık Microsoft içerisinde. Secure Development Lifecycle sürecini ortaya çıkardık ve ürünlerimizde kullanmaya başladık. Ve şimdi o kavram, SDL kavramı artık gittikçe DevSec
Ops'un içerisine girdi. STL artık gittikçe kayboluyor ama DevSecOps'un içerisine yaşamaya devam ediyor. Senin söylediğin şey çok doğru. Evet, güvenlik ekstra bir maliyet getiriyor yazılımın çıkış sürecine. Ama sonradan hacklenip işte şirketin isminin zarar görmesindense, işte kredi kartı, müşterilerinizin kredi kartı bilgilerinizin kaybolmasındansa, ya varsın uygulamanız bir hafta geç çıksın, ben yönetici olsam onu tercih ederim. Bence yani bu şeyin aynısı. Yani anlatabilmesi gerekiyor birinin o üst yöneticilere. Çünkü her şirket mesela teknoloji şirketi değil. Bir de öyle bir dert var yani. Ama abi doğru. Test de aynı konu değil mi bu yani? Unit test ve işte integration testler de yazılmıyordu bir süre önce ama bunun maliyetinin çok daha fazla olduğunu gördük yazmaktan yani bir süre sonra. Doğru. Bir de Uğur şey de önemli burada. Eğer işi otomatize edersen yazılımcının üzerindeki yükü mümkün olduğunca azaltırsın. Yani burada işte DevOps engineer'ların, DevOps mühendislerini iş büyük yük düşüyor, büyük iş düşüyor. Onların ne kadar işi otomatize edebilirse yazılımcının üzerindeki yük de o kadar azalır. Mesela sen her bir pull request yaptığında, evet, şimdi development pipeline'ı düşünelim. Hep diyoruz ya sola kaydır, shiftlet. En baştan başlayalım mesela. Developer yazmaya başladı. Burada eğer siz test-driven development yaparsanız, yani unit testlerinizi yazarsanız güzelce en başta. Ondan sonra pair programming yaparsanız, daha kodu yazarken, ondan sonra daha kodu check-inlerken bile statik kod analizi çalıştırırsanız, ondan sonra kodun test ortamında, runtime'da dinamik security kod analizi çalıştırırsanız veya dinamik runtime security testi çalıştırırsanız, bunlar otomatize olacağı için siz mümkün olduğunca rahatlarsınız. Ama tabii developer olarak da sizin şey bilmeniz lazım. Yani yazdığınız kodun ne yaptığını biliyor olmanız lazım. Ya iş dönüyor dolaşıyor şuna geliyor. En başta threat modeling yapmanız da çok önemli. Tehdit analizi. Tehdit analizinde security gibiyle birlikte oturup bu uygulamada isterler ne? Ne tarzda data tutacaksın? Bu dataya nasıl saklayacaksın? Bunları konuşup yazılımcı olarak buna göre önlemler almanız gerekiyor. Yani şunu düşün. Sen mesela evinin içerisinde eşinin mücevherleriyle alışveriş yaptığın fişleri aynı kutunun içerisinde tutar mısın? Tutmazsın. Mücevherler muhtemelen, yani değerli eşyaların muhtemelen bir kutunun içerisinde, işte bir dolapta gizlersin bir yere. Hani kasa yoksa evde yani. Bir yere gizlersin. Data da aynı şekilde, kullandığın data da, yani kredi kartı bilgileriyle public bilgileri aynı yerde tutmaman gerekiyor. Farklı güvenlik önlemleri içerisinde tutman gerekiyor. Bunlar en başta belli olduktan sonra kodu da ona göre yazarsın. Ondan sonra mümkün olduğunca da işi otomatize edersen bu güvenlik testlerini, static code analizini, işte third party paketlerin güvenliğini, işin o kadar çok uzayacağını sanmıyorum, düşünmüyorum. İlk başlarda belki uzayabilir. Ama sonradan gittikçe şey olur, alışırsınız yani. Fatih, orada ben bir şey sormak istiyorum. Ben konuyu değiştireceksem aklıma geldi. Şey, yani katıldığım konferanslardan birinde şöyle bir şey denmişti. Yani gene güvenlikle ilgili bir şey anlatılmıştı ama sunumu yapan adam şöyle bir şey demişti. OWASP'a uyumlu olmanız bile, sürekli OWASP şeylerini, tool'larını çalıştırmanız bile sizi çok belli bir noktaya getirir demişti. Sen ne düşünüyorsun bu konuda OWASP hakkında genel olarak? Doğru getirir. Mesela OWASP'ın ZAP tool'u var. Bu dinamik runtime test için kullanılan bir tool. Yani onu command line'dan da call edebiliyorsun onu. Mesela onu git CI/CD pipeline'ine entegre et. Ondan sonra deploy ettikten sonra git onu çalıştır. Bir de runtime testi yap. Bir gör bakalım ne oluyor. Çünkü şöyle bir şey var. Bir de saldırılar her gün kendini yeniliyor. Saldırganlar her gün yeni teknikler buluyor. Dolayısıyla savunma tarafı olarak developerlarda bizim de kendini yenilememiz gerekiyor. O yüzden sadece OWASP tool'ları değil, farklı araçlara da bakmamız gerekiyor. Third party penetration firmalarıyla çalışmamız gerekiyor. Başka penetration testleri yapan ürünlere bakmamız gerekiyor. Dynamic static code analizi yapan ürünlere bakmamız gerekiyor. Fast testing yapmamız gerekiyor. Mesela runtime'da fast testing yapmamız gerekiyor. Fast testing'i kısaca hemen anlatayım. O da şu. Sizin runtime'da inputlarınız var. Bu input alanlarına, yani sizin saldırı noktalarınız bunlar, açık alanlarınız, data gönderiyorsunuz devamlı.
İki tür faz testing var. Bir dinamik, bir dump fuzzing deniyor. Bir tanesi de normal, yani akıllı fuzzing deniliyor. Akıllı fuzzing'de format belli. O formata şey dataları alıyorsunuz. Valid dataları, geçerli dataları alıyorsunuz. Bunları abi bir araç ile invalid hale çeviriyor ve feed etmeye başlıyor. Sisteme yüklemeye başlıyor bu verileri. Ondan sonra bakıyor sistem runtime'da bunlara nasıl cevap veriyor. Tamam, patlıyor mu patlamıyor mu? Bir açık var mı yok mu? Dump'ta ise hiç format falan filan yok. Direkt yani bodoslama dalıyor yani sistem inputlara. Bakıyor sizin sisteminiz ne yapıyor. Yani mesela şey yapabilirsiniz. Third party servisler için yine dönelim third party servislere. Runtime'da kapat bakalım third party servisini. Ne oluyor sizin? Senin sistemin çöküyor mu çökmüyor mu? Veya bir açık veriyor mu vermiyor mu? Mesela senin depend ettiğin bir şey var. Kullandığın bir tane authentication service'in var. Secure token service'in var. Sana authentication token üretiyor, tamam. Uygulamayı çalıştırdın. Sonra kes bakalım network'ü secure token service'de. Uygulaman ne yapıyor? Yani safe, fail safe mi ediyor? Yani güvenli bir şekilde mi fail ediyor? Yoksa herkese açıyor mu sistemi mesela? Bunları test etmen gerekiyor. Kötü tabii. Aynen. Herkese açıyorsak kötü. Aynen, tabii. Kötü. Ben bir şey soracağım. Bir şey... Abi bir şey soracağım. Yani bir yazılımcının yok abi, devam et. Abi ben galiba bir zaten lege düştüm ama sen gir. Yok, ben duyuyorum seni. Sen devam et. Hadi. Abi tamam. Gireyim mi? Tamam. Yazılımcının abi lagdeyim ben, sen gir. Ben ondan sonra şey yapayım. Unuttum desem. Deadlock oldu. Böyle ben de unuttum diyeceğimi. Mert yardım et abi. Yandım biz de burada. Mert de acı çekiyordu en son ya. Evet, geldim ben. Ne oldu? Ya çok. Abi şeyde kaldık ya. Buyur abi, sen devam et. Ben unuttum. Gerçekten unuttum da soracağımı ya. Ya ben şey soracaktım. Bir tamam, bir güvenlik uzmanı olsun elimizde hani bunları şey yapacak, ama bir yazılımcının azami şekilde öğrenmesi gereken güvenlik kurallarını nasıl öğrenebilir Fatih? Yani nereden şey yapabilirler? Bununla ilgili best practice'ler var mı? Hani yazılımcılarımızı nasıl eğitebiliriz güvenlik konusunda? Evet, yani burada bir yani ne yapabilirsiniz? Ben her zaman söylüyorum. İllaki yüz yüze bir eğitim olmak zorunda değil bu. Bir kitap da olabilir. İşte kitapları okuyabilirsiniz. Güvenlikle ilgili bir sürü şey var aslında. Kitap var. Onları okuyabilirsiniz. OWASP'ın sitesi güzel bir kaynak. Orayı takip edebilirsiniz. Mesela bu işte en son GitHub Universe 2020 videoları var. Security ile ilgili bir sürü konu var orada. Bugün benim LinkedIn'den paylaştığım yine GitHub'ın bir white paper var. Security ile ilgili. Eminim diğer firmaların da bir sürü security ile ilgili şeyleri vardır. Ama önce şeyi anlamakta fayda var. Şu güzel mesela. OWASP her sene, ve her sene demeyeyim de her iki senede bir gidiyor top 10 listesi açıklıyor. İnternette en çok meydana gelen saldırıların listesini. Web vulnerabilities, web sitelerine karşı gerçekleşen saldırıların listesini açıklıyor. Mesela bunu incelemenizde fayda var. Ne tür saldırılar meydana geliyor? Ondan sonra da bunlara karşı ne tür önlemler alınıyor? Bunları OWASP içerisinde yazıyor. OWASP mesela birinci başvuru noktası olabilir sizin için. Ondan sonra kullandığınız uygulamaların, ürünlerin, eminim kendi şeylerinin, ürün gruplarının bununla ilgili paylaştığı yine white paper'lar vardır. Kitaplar var, bunları okuyabilirsiniz. Veya LinkedIn Learning gibi, Pluralsight gibi web sitelerin şeyde de, eğitim sitelerinde de bakabilirsiniz şeylere, videolara. Burada önemli olan şu, yani bu hepsi için geçerli. Bizim sektörde her konu için geçerli. Yani ne yazık ki bunun sonu yok. Her gün yeni bir teknoloji çıkıyor. Yeni bir saldırı türü çıkıyor. Aynı şey biz development için de geçerli. Her gün yeni teknoloji çıkıyor. Bunu oturup öğrenmemiz gerekiyor. Saldırılar için de doğru bu yani. Her bir saldırıyı öğrenmemiz gerekiyor. Yani şey çok net söyleyebiliyor musun? Artık güvenlik bilmeyen yazılımcı olmasın gibi. O çok sert olur da hani bu önemli skill setlerden biri. Yani evet.
Yani normalde böyle olması gerekiyor ama ne yazık ki çok çok uzağız bu konuya yani. Şu anda hala güvenlikten bir haber birçok yazılımcı var. Bu olması gereken bu normalde. Çünkü rakamlar bunu gösteriyor, araştırmalar bunu gösteriyor. Saldırı çoğu bizim yazdığımız kodlardan meydana aslında geliyor. Aslında bununla ilgili bu geçen seneyi ben biraz bu konuda çalışarak şey yaptım, geçirdim. Bu konuda bayağı bir ilginç şeyler. Mesela hı-hı, benim hobilerimden bir tanesi, hani belki bu alanda bir şeyler yapmak isteyen, böyle security research tarafında hani birazcık daha böyle işlerin nasıl çalıştığını anlamak isteyen, daha belki offensive, defensive tarafları anlamak isteyenler için şöyle bir kitap paylaşabilirim. Bu beni gerçekten bayağı bir şey yaptı. Hani bu kitabın güncel versiyonuna bakmak lazım. Böyle pen testing için mesela işte Capture the Flag vesaire gibi bir takım turnuvalar oluyor mesela. Son zamanlarda onlara katılıyorum. Yeni öğrenmek isteyenler aslında onu da önerebilirim burada. Yani şey çok ilginç bir şey. Yani mesela InfoSec tarafında gelişmek aslında sadece kod bilmekten ziyade birçok şeyin nasıl çalıştığını da anlaman gerekiyor. Yani mesela nasıl söyleyeyim, işlemci tarafında bir takım şeyler nasıl yapılıyor, belli encryption algoritmalarını biraz anlamak gerekiyor. İşte mesela hani bunların hepsini anlamak tabii ki bir yazılımcı için çok güç olabilir ama bence bir genel kültüre de ihtiyacı var bu yazılımcıların. Yani işte belli encryption algoritmalarını bilmesi lazım, hangisi güvenli hangisi değil ya da işte nasıl bir key kullanması lazım. Bir takım şeyleri encrypt ederken bu keyleri nasıl saklaması gerekiyor. Bahsettiğim gibi third party bir takım tarama tool'larını vesaireye de bakması lazım. Bunlar aslında çok geniş bir konu şeyi var ama benim tavsiye edeceğim bu kitabı bir göz atabilirsiniz boş vakti olanlar. Biraz da bu konularla ilgilenenler için. Chat window'dan mı paylaştın? Hacker Playbook diye bir bir kitap. Abi, bayağı bir güzel yani. Evet. Abi o kadar uğraşıyorsun. Tamam mı? Security ile falan. Sonra bir gün şey çıkıyor. Meltdown Spectre diye işlemcilerde çıkan bir şey çıkıyor. Bug çıkıyor böyle işlemcilerin. İşte şey orada bir bug'ı var. De donanımsal seviyede böyle kalıyorsun ondan sonra. Yani bu tür her %100 engelleyemeyebiliyorsun yani her şeyi. Kalıyor musun ama? Yani aslında bunlara nasıl tepki gösterdiğin doğru, önemli değil mi? Yani aslında hacklenemeyecek bence bir sistem yok ama hacklendikten sonra ne yaptığın önemli ve o güne kadar yaptığın önlemler önemli yani. Mesela ben geçen yine bir video seyretmiştim. İsrail'deki bir araştırma enstitüsü, Cyber Security Araştırma Enstitüsü. İki bilgisayar birbiriyle hiçbir bağlantısı yok. Aralarındaki tek ile bağlantı hava. Hava bağlantısı var ikisi arasında. Karşılıklı duruyor bu iki bilgisayar. Adam bu A bilgisayarındaki ekran görüntüsünü B bilgisayarına çizebiliyor. Nasıl yapıyor bunu? İşte oraya yerleştirdiği bir şey virüs işlemcinin fanıyla ekrandaki görüntüyü enkod ediyor. Yani fanın çıkardığı sesle ekranındaki bitleri enkod ediyor. Diğer tarafta da o sesi dinleyen başka bir şey var. Ses kartından dinliyor onu. O da onu decode ediyor. Bu ekranda ne çıkıyorsa burada da onu şey yapıyor. Çıkartıyor. Arada sadece hava var yani. Hiçbir network bağlantısı yok. Bundan daha da ama yani oradaki yani hani şeyin sınırlarını evet, hani aşıyor yani. Ama zaten mı? Orada şöyle de bir şey var şimdi. İsrail'in mesela siber güvenlik alanında inanılmaz bir atılımı var. İşte unit 80 neydi? Evet. 8200 82 çift 0 diye bir şey departman kuruyorlar gizli servis üzerinde ve İsrail'de de belli bir takım askeri yasalar var. Sürekli insanların belli aralıklarla askere gitmesi gerekiyor. Bu insanlar şunu yapıyorlarmış mesela. Ben bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Bir tane kitap var. Startup Nation diye. İsrail'deki bu startup kültürünü anlatan bir kitap. Orada mesela bundan çok güzel bahsediyor. Sürekli olarak askerlik görevi olarak bu 82 çift sıfırda askeri görev yapan siber güvenlik uzmanları belli zaman sonra sektöre geri dönüyorlar. Ve sektöre inanılmaz bir bilgi sahibi oluyorlar. Çünkü orada hem en iyi yazılımcılarla, en iyi teknolojistlerle çalışabiliyorlar hem de bunları gerçekten uygulayabiliyorlar. Yani gerçekten savaşıyorlar siber güvenlik üzerinde. Böyle şeylere dahil oluyorlar. Doğru. Ve orada inanılmaz bir kültür var yani şu anda. O da çok ilginç. Evet. Şu anda mesela birçok antivirüs firmasının İsrail'de research center var, Ar-Ge merkezi var. Hepsi orada. Çünkü bir insan kaynağı çok orada. Adamlar bu konuda çok iyiler yani. Ben vallahi çok iyi mob çekiyordum askerde. Abi, da lazım öyle değil mi? Ben hiç gitmedim. Ne yapacağız? Hiç ben bilmiyorum. Ya ben bu minik bir şey soracağım. Şimdi
Ya gerçi belki erken bir soru. Aslında Deniz sordu ama yani bir developer olaya ya felsefik olarak bakıyoruz da nereden başlayacak yani? Okey, kitap okuyalım, şu olsun, bu olsun. Mesela ben de şey hikayelerini çok duruyordum. Ben de kendi bazen bazı keyleri unutabiliyorum. Kendi hobi projelerinde kitaba puşluyorum. Kitapta şey muhabbeti vardır zaten. Şifreleri yayınlarlar. İnsanlar kendi şifrelerini de kitaba koyuyor. Değil server keylerini, kendi özel şifrelerini de koyabiliyorlar. Ya bunlar normal insanlar hani diye düşünüyorum ben. Hani daha böyle senior ya da daha staff engineer'lar yani bu işe neye dikkat ederek başlamak lazım? Okey, kod yazıyoruz. Hani bir if bloğu bizim sonumuz olabilir mi mesela? Ya da bir for döngüsü. Bu kadar daha low level mı? Yoksa daha farklı mı? Yani bir kere bir prosesin, şimdi kurum olarak söylüyorum, bireysel olarak değil ama kurumların, kurumlar için söylüyorum, kurumlar için yazılım geliştiren yazılım ekipleri için içeride illaki bir sürecin tasarlanmış olması gerekiyor. Yani bu bir aslında hani diyoruz ya dev, sec, ops, bu bir sürecin oturması gerekiyor. Bir süreci yerleştirmeniz gerekiyor. Bunu bir kültür haline getirmeniz gerekiyor. Yani siz, şirkete giren her bir developer'ın bu kültürü öğrenip böyle devam etmesi gerekiyor. Bunu kültür haline yaşatmaya başlamanız gerekiyor. Ve bu normal olması gerekiyor developerlar için. Yani sizin zaten yazdığınızın kodun security as a feature olarak, yani güvenlik bir feature olmalı sizin ürününüz içerisinde. Bu sonradan eklenecek bir şey olmamalı. Bunu bir kere yerleştirmek lazım. Bu nereden gelecek? Bu üst yönetimden gelecekse. Önce üst yönetimi ikna etmeyle başlayabilirsiniz belki. Bu şart. Onların desteği şart. Güvenlik sonradan eklenen bir şey değil. En başta uygulamanızı geliştirirken içerisinde olması gereken bir şey. Embedded olması gereken bir şey. Bir kere bunu, bu kültürü şirket içerisine oturtmanız şart bence. Ondan sonra da bu kültür bir kere bu mantaliteye yerleştikten sonra Bu süreci nasıl geliştirebilirsiniz? O işte dev, sec, ops'a giriyor burada süreç. İşte hangi araçları kullanabilirsiniz? Bunu pipeline'ınıza nasıl yerleştirebilirsiniz? Bazı developer practice'lerini nasıl, mesela coding best practice'lerinizi, standartları şirket içerisine yerleştirmeniz lazım. Demeniz lazım ki biz işte hiçbir key'i web config'e, yok proje file'ına, oraya source kodun içerisine koymuyoruz. Bizim buradaki standardımız şudur, budur. Bunları belirlemeniz gerekiyor şirket içerisinde. Dolayısıyla yeni gelen her bir developer'a bunu da anlatabileceğiniz bir wiki sayfası olabilir mesela. Kod standartla ilgili, güvenlik standartlarınızla ilgili. Bunları o yeni gelen developer şey yapabilir, açıp okuyabilir. İşte kültürün parçası olursa her gelen developer da buna ayak uydurur. Ama proses önemli. Burada bir süreci oturtmanız gerekiyor şirket içerisinde. Bence ilk adım o olmalı. Bir yerden başlamanız lazım. Bir süreci. Belki de bunu materyalize şart etmek lazım. Yani biz bu güvenlik önlemlerini almazsak ne kaybedebiliriz? Hani belki ikna etmek için şey arıyorsanız, argüman arıyorsanız aslında bu da önemli. Yani bizim riskimizin ne olduğunu finansal olarak da ifade edebilirseniz belki de o da aslında epey bir kapıyı açar diye düşünüyorum. Tabii. Tabii yani sen yöneticiye paradan bahset. O zaman ikna olur yani. Kaybedeceği parayı söylersin. Parayı söylemen lazım. Bu kadar kaybedeceğim ama bu kadar kaybetmemek için de bu kadar yatırım. Tabii yani şimdi bu iş biliyorsun bunlar hep şeydir yani terazinin kolları yani artı eksi tartacak adam sonuçta. Ben yazılımcının saatine bu kadar para veriyorum ama atağa uğrarsam benim şu kadar kaybım olur. Hangisi daha ağır basıyor? Adam bunun ya akıllı bir adamsa bunu şey yapar. Ölçer yani. Buna aslında kötü bir örnek verebilirim. Uğur'un bu arada bir sorusu vardı biliyorum ama Uğur sana hemen şey yapacağım abi döneceğim. Yok abi benim. Devam ha yok sana. Mu? Tamam. Şey şöyle bir kötü bir örnek de var. Mesela şimdi bizim çalıştığım firmanın en büyük problemlerinden bir tanesi fraudsterlara çok açık yani. Dolandırıcılar çok açık bir sistem kullanıyoruz. Bu yüzden de belli bir takım yapay zeka ile önlemler alıyoruz ama bu yapay zeka altyapısına bir yatırım yapmamız gerekiyordu bu machine learning algoritmalarını. Burada mesela verilen kararlar kaybedeceğiz. Yıllık ne kadar kaybedebiliriz? Riskimiz ne falan gibi bunları bir şekilde böyle materyalize ederek aslında çözüme götürdük. Çünkü günün sonunda yatırımcı şöyle bakıyor. Bizim yıllık işte 2 milyon dolar hakkımız var. Para şey ne diyeyim dolandırıcılıktan para kaybedebiliriz diyor. Ama buna yatırımı bir de aslında kaybettiğin opportunity var yani fırsat da kaçırıyorsun.
Bu yatırımı yapmadığın sürece, bunu geciktirdikçe de kaybettiğin de bir öyle bir şey de var. Yani sadece şey olarak da bakmamak lazım ona, balans olarak da. Bunları da iyi bir şekilde anlatmak gerekiyor ki bence bu yine de yazılımcıların sorumluluğunda olmalı firmada. Bir de şöyle bir şey var abi. Sen mesela bir çeşit saldırı düşünüyorsun veya şu olabilir diyorsun ama kutunun dışında düşünemiyorsun yani. Öyle bir saldırıya maruz kalabilirsin ki yani hiç tahmin etmediğin maliyetler çıkartabilir sana, iflasa götürebilir. Abi onu da düşünmek lazım. Şeyler falan. Mesela Uber'e oldu. Uber bu ransomware saldırısına uğradı. Uber'in CSO'su yani security'nin başındaki adam bunu örtbas etmeye çalıştı. Sonradan ortaya çıktı, örtbas etmeye çalıştı. Adam hem işinden oldu, kovdular. Hem de ondan sonra Amerika'da bu, onunla ilgili mahkeme açıldı. Uber yıl herkes yer ya ransomware'i. Ben şu an ona... ya hatırlamıyor musun? Bir ara Uber kredi kartları gitmişti, çalınmıştı. Hatta benim burada Katar'da bir arkadaşımın kredi kartına bir baktık. Birden SMS'ler gelmeye başladı cep telefonuna. Hackerlar ele geçirmiş kredi kartını adamın. Tak 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 bir şeyler almaya başladı. Ondan sonra hemen aradık. İşte kartı iptal ettirdik. Ondan sonra Uber'le uğraştı oraya buraya. Sonradan ortaya çıktı Uber'den oldu. Sonradan işte bir sürü Uber'le uğraştı ondan sonra onları temizlemek için yani. Bankayla uğraştı, Uber'le uğraştı. Sizin sisteminizi deli gibi test ediyorlar ve işte burası açık, burası kapalı falan diyorlar. Ya belki bunu mu yapmak lazım öncesinde? Sistemi penetration testing firmaları bu sadece işin bir kısmı. Yani evet o da olmalı. Penetration testing olmalı. Devamlı sizin sisteminize girip kontrol eden. Yani başkası saldırmadan önce siz girip deneyin kendi sisteminizi veya bir penetration firmasıyla sisteminize sızmaya çalışsınlar ve sonuçları görün. Verinizi kaybedeceğinize bundan haberdar olup buna engellemek tabii ki güzel olur. Mesela Microsoft içerisinde biz şöyle yapıyoruz. Bizde iki farklı takım var. Bir tanesi kırmızı takım, bir tanesi mavi takım. Kırmızı takım devamlı sistemi penetre etmeye çalışıyor. Sistemin içine sızmaya çalışıyor. Mavi takım da devamlı o sızanları bulup bunları engellemeye çalışıyor. Ve belli aralıklarla bu takımların içerisindeki şeyler, adamlar, developerlar switch ediyorlar birbirleriyle. Yani mavi takımdakiler kırmızıya geçiyor, kırmızıdakiler maviye geçiyor. Ve devamlı böyle bir içeride bir şey var. Hacklendi, hacklenmedi, hackledik, bulduk, siz eklemeden bulduk, yarışı var içeride. Bu ne işe yarıyor? Şirketin devamlı çevik kalmasını sağlıyor, devamlı ayakta kalmasını sağlıyor. Eğer adamlar kırmızı takım hacklerse mavi takım başarısı oluyor. Ama bir yandan da öğrenmiş oluyoruz. Aa evet böyle hackleniyormuş. Ve başkası hacklemeden biz kendi kendimizi hackliyoruz. Microsoft'un bu konuda yapabileceği yatırımla birçok firma yapabileceği yatırım biraz farklı. Tabii. Aynen. İşte o yüzden penetration firmalarıyla çalışabilirsiniz burada. Orada da şeye dikkat etmek gerekiyor. Bir önceki podcast'imizde bundan bahsetmiş miydim? Hatırlamıyorum ama tekrar bahsedeyim. Bir başka bir ülkenin başbakanlığına çağırmışlardı beni, başbakanlık ofisine. Bunlar bir penetration ya bunlar bir SharePoint sitesi yaptırmışlar. Normalde internal olması gereken bir site. Gitmişler bunu public external'a açmışlar. Bu kurum. Ondan sonra da buna bir penetration testing firması bulmuşlar. Demişler ki biz bunu external yaptık. Al bunu bir penetre et bakalım. Onlar da bir iki tane XSS şeyi bulmuşlar. Açığı bulmuşlar sistemde. Sonra bizi çağırdılar. Microsoft'un sistemi bu. Gelin bu XSS açıkları var mı yok mu bir bakın buna falan diye. Bu sebepten dolayı gittim ben. Sonra şunu gördüm ben. Adamların raporuna bakınca çok ilginç yani. Bir de acayip denk geldi. Ben küçükken 4 ile 7 yaş arasında Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşadım. Benim babam devlet memuruydu, orman mühendisiydi. Biz geziyorduk. Kastamonu'nun Daday ilçesi. Abi raporu bir açtım. Raporda adamlar bu XSS atağını açığını kullanmak için bir URL koymuşlar. Bu URL'de gitmiş Daday Belediyesi'nin URL'si server yani. Ne alaka? Denk geldi yani. Böyle, olmaz böyle bir şey. Yani çok ilginç. Daday Belediyesi'nin serverlarına girmiş bu adamlar. Oraya bir tane exe yerleştirmişler. Sonra sen o Daday Belediyesi'nin linkine tıkladığında o exe gidiyor bu başbakanlığın SharePoint sitesindeki XSS açığını kullanarak sisteme giriyor. Tamam. Yani bu kesinlikle targeted bir saldırı.
Şimdi bu exe'yi kim koydu buraya? Yani bu exe çünkü direkt bu sistemi hedef alıyor. Ben dedim ki bu firma siz güvenilir bir firma mı, bu penetrasyon testini yapan firma? Çünkü dedim bu dedim başka bir ülkenin bir ilçesinin belediyesinin resmi web sitesinin serverlarını kullanarak sizin sisteminize sızıyor bu dedim. Yani ne kadar güvenli bir firmayla çalışıyorsunuz dedim. Sonra da gittim tabii Türkiye İçişleri Bakanlığı'na da bunu raporladık biz. Dedik böyle böyle bir firma var. Daday Belediyesi'nin serverlarına böyle bir exe koymuşlar. Bununla da buraya sızıyorlar dedik. Ondan sonrasını ben takip etmedim. Benden çıktı olay. Ama seçtiğiniz firma da önemli burada. Hangi bilgileri o firmalarla paylaşıyorsunuz? Buna da dikkat etmek gerekiyor. Güvenilir firmalarla çalışmakta fayda var. Kadar bir etkisi var. Ama işte çok saldırı da böyle böyle gerçekleşiyor gerçekten. Burada bir de şey de var tabii. Web sitenizde mesela bug bounty için bir takım şeyler yapabilirsiniz. Yani ben bunun mesela çalıştığım her firmada bug bounty programının oluşturulması, bunun kapsamının belirlenmesinin çok ciddi faydasını gördüm. Yani burada mesela aslında sayfanın root, sayfanın içerisine koyabileceğiniz basit bir hidden bir şey bile bir security researcher'ı şey yapabiliyor, tetikleyebiliyor. Çünkü security researcher denen kişiler aslında böyle rastgele internette gezip ve bazı siteleri bulup bu sitede bunlar yapılıyor mu deyip oradan bir lead bulup o lead'den devam edip sınırlarını zorlayan kişiler. Burada iyi bir kapsam belirlerseniz mesela işte kullanıcı dosyalarına dokunmayın ya da işte bu bug bounty kapsamında bunlar vardır gibi bir takım şeyler belirleyerek aslında bunu da outsource edebiliyorsunuz. Yani bu da çok güzel bir şey çünkü bazı insanlar buradan para kazanıyor. Ve para kazanmak için de size destek oluyorlar. Doğru. Ama tabii bununla ilgili de kötü hikayeler de var. Mesela Facebook'ta bir bug bounty programına katılmış bir security researcher'ın başına neler neler gelmiş. Ve işte bunları yayınlamakla falan bir takım sorunlar çıkmış. Böyle şeyler de var yani. Hikayeler de var. Kurallara dikkat etmek lazım. Bug bounty'nin kuralları nelerdir? Onlara bakmak lazım. Orada yanlış bir aksiyon aldın mı evet. Başınız derde girebilir gerçekten. Yani sistem fix edilmeden orada bulduğunuz şeyi yayınlamama gibi şeyler olabilir yani. Bazı kurallar olabilir. Evet bir takım şeyleri oluyor. Cool off period'ları vesairesi oluyor. Peki evet. O zaman burada şeylerden bahsedelim. Evet. Şimdi birkaç tane soru ben not aldım chatten. Bu arada sorular da sorabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş kapatalım. Mustafa şey demiş. İlk şeyleri konuşuyorduk ya bu SolarWind hikayesini konuşuyorduk. Bir ülkenin başka bir ülkedeki şirkete saldırması ve oradan istihbarat toplaması bir savaş sebebi sayılır mı demiş. Ama artık galiba savaş burada dönüyor. Yani artık insanları ülkeler mesela Amerika Rusya'yla yüz yüze savaşmıyor. Ya proxy savaşlarına giriyor ya da böyle siber saldırılar oluyor. Tabii. Artık her ordunun her ordunun içerisinde cyber warfare ekipleri var yani. Ayrı bir departman hani kara kuvvetleri komutanlığı, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri artık şey de var yani cyber kuvvetler de var her bir ordunun içerisinde. Çin, Rusya, Amerika hepsinde var bu. Bunlar biliniyor. Bir taraf kendini korumaya çalışıyor, diğer taraf saldırmaya çalışıyor. Bir de o insanları sessiz bir savaş sürüyor yani. Tabii. Ya, tabii. Ya mesela hatırlarsanız belki mesela İran'daki nükleer tesislerde kullanılan Siemens marka bilgisayarlar için İsrail'in yazdığı virüs bir şekilde sisteme sokuldu. Direkt o Siemens bilgisayarın o çipine target etmiş, hedeflemiş ve nükleer tesisin durmasına sebep oldu mesela. Bu işte kim yazdı bunu? İsrail ordusunun içerisindeki cyber security ekipleri yazdı. Veya bir ara yine bundan 10 yıl önce falan Estonya'nın bütün devlet kurumları hacklenmişti. Aynı anda durmuştu mesela sistem. Yine mesela İsrail'de bir ekip bir video seyretmiştim. İsrail'de cyber security ile ilgili ne kadar ileride olduklarını gösteriyor. Mesela bir amonyum nitrat fabrikası. Adamlar normal şey üretiyor yani amonyum nitrat üretiyor bir köyde. Evet gübre üretiyor adamlar ama adamların sistemleri çok eski güncellenmemiş. Gidip bu İsrail'li saldırganlar bu fabrikanın sistemlerine girip bütün üretimi durdurabiliyor. Üretim durdu mu ne oluyor? Bu amonyum nitratı filtreleyen bacadaki sistemler de duruyor. Havaya zehirli gaz sızıyor ondan sonra da bütün köy ölebilir mesela zehirli gazdan dolayı. Mesela alsanız bir kurşun atmadan binlerce insanı öldürebilirsin veya bir hastaneyi hackledin. Hastanenin işte bu acil veya yoğun bakım sistemlerini hackledin.
ölür yani, insanları öldürebilirsin. Ben de düşündüm de şey yapmadan, içim yutmadan yani. Aynen öyle. Bir de aynen. Tabii canım, düşünsene soğutma sistemlerini durdurduğunu. Çünkü nükleer santraller soğutmazsan patlar yani. Öyle değil mi? Aynen öyle. Bütünlerini ekleseniz yeter zaten. Ama şey de var tabii, yani burada sadece ülkeler ülkelerle savaşmıyor, ülkeler insanlarıyla da savaşıyor. Yani bunun da çok fazla hikayesi var. İran'da mesela RUT şeylerini, sertifikalarının işte sahtesini üretip insanların Gmail hesaplarına sızmaya çalışması ile ilgili bir takım hikayeler de var. Tabii bunlar yine ne kadar doğru ne kadar söylenti bilmiyoruz, doğru. Ama artık savaş orada gerçekten gerçekleşiyor her anlamda. Abi deniability var ya orada, reddedebiliyorsun yani. Bu roket atmak gibi, roketin nereden geldiği belli yani ama evet. Seni kim ekledi şey yaptı falan, çok zor onun delilini bulmak. Aynen öyle. Hatta şöyle bir söylenti de var. Bir dönem mesela Arap emirliklerinin birçok yerinde siber ordusu yok ama şey kullanıyorlar, siber paralı askerler kullanıyorlar aslında. Ve bir Amerikalı bir siber güvenlik firmasıyla anlaşıyorlar ve onlar aslında kontraktör olarak siber paralı asker gönderiyorlar mesela. Böyle bir takım şeyler de var. Yani gerçekten savaş artık oraya taşınmış gibi duruyor gerçekten de. Ve bu konuyu geçelim şimdi, çok politik olacak. Aynen. Çünkü bu konu kalırsak bir de çok fazla şey böyle dönmesin. Hakan Yüksel şey demiş, DevSecOps kültürü ya da pratikleri içerisinde bir takım araçlar kullanılmakta, statik kod analizi vesaire gibi, bu araçların sorumluluğunu genelde hangi ekipler üstlenmekte? Sanırım biraz konuştuk ama belki biraz daha detaylandırabiliriz bunu. Yani bence DevOps Engineer'lar, yani DevOps Engineering ekibi olmalı. Bu DevOps, DevSecOps tool'unu kullanan, yöneten, yani bunlar bunun sorumluluğunu üstlenmeli. Eğer tabii firmanın bütçesi varsa bunlara zaman şey yapabiliyorsa, ayrıca elemanlar alabiliyorsa vesaire gibi bir sürü kısıtlar tabii var burada. Tabii. Süper. Şey sormuş tabii Ahmet Primoğlu, web güvenlik ürünü aktif kullanıyor musunuz? Belli aralıklarla ürünlerinizdeki açıkları çıtırtıyor musunuz? Ama bunu konuştuk herhalde defalarca. Yani mutlaka kullanmanız lazım. Bence şart. Microsoft içerisinde dahi biz kullanıyoruz. Kendi ürünlerimizi yayına çıkmadan önce ve bu arada yani tek bir ürün kullanmıyoruz. Birden fazla ürün kullanıyoruz. Sadece Microsoft'un ürünlerini değil, başka şirketlerin ürünlerini de kullanıyoruz biz. Bu arada Microsoft içerisinde inner sourcing kültürü yerleştirilmiş durumda var şu anda. Ondan kastımız ne? Yani ben Microsoft çalışan olarak Microsoft'un bütün ürünlerinin product kodlarını görebiliyorum. Ve Microsoft'un developerları kodu yazarken bu kodun başkaları tarafından okunabilir olduğunu biliyorlar. Ve kodun okunmasının veya kodun gizliliğinin güvenliğe bir katkısı olmadığının farkında olarak kodu yazıyorlar. Abi bu çok büyük bir şey ya. Bütün sorunlar. Anlatabildim mi? Yani. Microsoft içerisinde bütün source code açık. Ve yazılımcılar şunun farkında, bu kodun okunmasının güvenliğe bir zafiyetinin olmaması gerekiyor. Öyle kod yazmaları gerekiyor. O yüzden de kodun içerisinde işte dönüyoruz dolaşıyoruz. Kodun içerisinde key barındırmıyoruz mesela. Çünkü evet, credential yok, o yok, bu yok, anladınız mı? Her şeyi delege ediyoruz dışarıya. Azıcık peer pressure da var anladığım kadarıyla burada ama güzel bir şey. Buna şeyde Wikipedia'da inner sourcing diye aratırsanız çıkıyor. Evet, abi, galiba bu tarz şeylerin en büyük şeyi, pardon Deniz sözünü kestim, kültür herhalde yani. Kültür gerçekten firmanın yani bir kültür olarak nasıl yapıyor bunu, nasıl karşılıyor. Tabii. Ve kültürün ne kadar bunlara açık ve bunu ne kadar çok günlük süreçlerin içerisine alabiliyorlar. Evet. Yani kültür çok önemli burada. Hatta şöyle bir söyleyiş var, kim söylemiş bilmiyorum da, kültür kuralları kahvaltıda yer diye yani. Hani siz ne kadar kural koyarsanız koyun şirket içerisinde, onları kültüre çevirmediğiniz sürece hiçbir işe yaramaz o kurallar. Yani başka bir şirket kültürü başka bir şey. Siz gitmişsiniz ekstra kurallar koymuşsunuz. Eğer o sizin kültürünüzde değilse bir hafta sonra o kuralların hepsi bir şekilde override edilir, unutulur gider. Kötü kültürün varsa da yani kural koymanın bir anlamı yok. Kötü kültür de adamı... Yok, aynen öyle. Aynen öyle. Okey, o zaman başka soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra da yavaş yavaş bitirelim zaten. Bir saat 15 dakika bulduk. Bir tane social engineering sorusu vardı ya. Bence ona bir bakmak lazım. Ben onu kaçırdım. Social engineering hala
Bu arada saldırılara bakarsanız, saldırının sebeplerine bakarsanız en üstte social engineering hala duruyor. Yani olay aslında social engineering deyince olay bizi de aşıyor artık. Yani sadece developerlarda değil, ofisteki sekreterden, kapıdaki güvenlik görevlisinden hepsine yani hepsinin bu security konusunda, cyber security konusunda haberdar olması şart. Çalışan personel, bankadaki memurlar ya, hepsi. Aklıma şu geliyor Mert, şeyi sormak istiyorum. Social engineering'den bahsettik de şey de var ya. Arkadaşımızdan biri sormuş. Stack Share'de kullandığımız teknolojileri yazmak şey mi? Veya Mert'in ilk başta söylediği gibi blok yazılarında da bir güvenlik zafiyeti bulunabilir mi? Yani bunlara da demek ki sırf otomatik etmek değil, birilerinin sürekli bunları da denetliyor mu olması gerekiyor? Ne paylaştığımıza, şirketimizin şeyleriyle ilgili. Yani aslında orada herhalde spesifik olarak bir versiyon bilgisi vermemek lazım. Çok net bir şekilde. Ya da işte mesela infrastructure'ın aslında açığa çıkartacak şeylerden kaçınman gerekiyor falan. Hani belki öyle şeyler olabilir. Bizde şu anda mesela bir blog post çıkacaksa güvenlik ekibi bakıyor. Ama bizim güvenlik ekibimiz var yani. Her firmanın güvenlik ekibi olmayabilir. Ben bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. Ya birazcık eğer güvenlik ekibiniz yoksa, özellikle bizim gibi biraz ufak ölçekli bir şirketseniz, biraz paranoyakça yaklaşmak aslında faydalı yani. Bir de yani nasıl söyleyeyim, siteinizi, infrastructure'ınızı çok açığa çıkartmak istemeyebilirsiniz bazen yani. Çok bilinmesinin çok bir esprisi yok yani. Her gün işe yüzlerce kişi almıyorsanız, o orada yaptığınız infrastructure'ınızın marketingi size bir recruitment olarak geri dönmüyorsa, aslında bunları çok açmanın bence bir anlamı yok. Birazcık gizli kalabilir yani. Bir de şey var abi, bir şey daha söyleyeceğim çok kısa. Ya günümüzde bu sosyal medya kullanımından dolayı her şeye, mesela işte Facebook'la, Google'la vesaireyle login olma ve bir plugin kültürü var ya, ve GitHub'da da var bu. İşte GitHub'a application ekliyorsun mesela. Ve abi yazılımcıların böyle bir eğilimi var. İşte ben şunu ekleyeyim diyor. İşte pull request'lerimi bana hatırlatsın diyor. Diyorum ki baktın mı abi, okudun mu mesela? Nereden geliyor? Bu uygulama onaylanmış mı? İşte kim alacak bizim repozitörlerimizi? Ne aksesi veriyorsun? Kodları okuyacaklar mı? Senin e-mailini alacaklar mı? Ne olacak yani? Mesela bu... Birazcık paranoyak olmak bana çok mantıklı geliyor yani böyle noktalarda. Yok abi, bilemezsin, bir anda source kodunu açıyorsun third party'ye ya. Evet. Ya belki orada two factor authentication falan her yerde koymak çözebiliyor. Kendi maillerine veya GitHub kullanıyorsan Bitbucket. Ama işte bunlar tokenlar. API access veriyorsun chat diye yani. Evet. Ya. Mesela ama bunun paranoyaklığında bir şeyi var mesela. Üst sınırı da var. Mesela benim çalıştığım Ericsson'da çalışıyordum. Mesela Ericsson bir İsveç firması ve bu tarz prosedürler inanılmaz sert. Bizim de orada çalışırken merkezi bir güvenlik ekibimiz vardı ve biz bir third party tool, mesela NPM install herhangi bir şey diyeceğiz değil mi? Ya da işte NuGet'ten indireceğiz. Onun bir audit'ten geçmesi gerekiyordu ve onu audit'e submit ediyordum. Ben hatırlıyorum, bir tane şeyi kullanacaktım. Bir third party library'i kullanacaktım. Bekleme süresi 142 gündü. Yani 142 gün sonra bana diyecekler ki bunu kullanabilirsin ya da kullanamazsın. Abi İsveç ve beklemek yani neyse, girmeyeyim o konuya ya. İsveç ve bekleme konusuna hiç girmiyorum. Ama biraz dinozorluk tabii yani o 142 gün. Aynen öyle, öyle inanılmaz bir şey vardı yani. Birisi bir şey diyordu, ben üstüne konuştum, kusura bakmayın. Ya şey diyeceğim ben, ama o GitHub mevzusunda Uğur'a. Sonuçta bizim şirket repoları için konuşuyorum. Hani open source için de hepsi private oluyor. Ve hani bu tip şeyleri herhangi bir arkadaş şey yaparken falan, o organization'daysa zaten sen bu organization'dasın. Git grant access iste falan gibi bir muhabbet geçiyor. Yoksa kuramıyorsun. Ben de sana çok katılıyorum bu arada ve artık çok okuyorum ne istiyor ne istemiyor diye. İyi nokta yani, buna da. Bu da kültür işte mesela. Direkt. Evet. Aynen öyle. Kültürü. Aynen öyle. Bu arada bir soru daha var. Burak Güngör sormuş. Authentication authorization için hiç kod geliştirmeden bir image ile ayağa kaldırabileceğimiz ve projemize entegre edebileceğimiz JBoss Keyclock gibi açık kaynak güvenlik uygulamalarını kullanırsak daha fazla mı güvenlik zafiyeti yaratır, yoksa kendi alt uygulamamızı yazmak mı önerilir demiş. Tam şimdi ben cevap yazmıştım ama yani oradaki yazan şeyi söyleyeyim kısaca. Sıfırdan yazmak bu tarz şeyleri aslında daha çok
test yükü ve daha fazla karşılaşılmış bug'ları ve muhtemel güvenlik açıkları yaratacağı için çeşitli sertifikasyondan geçirilmiş projelerde aslında bu tarz güvenilir projeler var ve bunların OIDC, OpenID provider'ları aslında sertifikalanıyorlar. Dolayısıyla bunları kullanmak aslında bu tarz bug'ları ve güvenlik açıklarını ekart etmiş oluyoruz kullanırsak. Abi 2021'de ama yazmayalım ya Authenticating Protection tekrar. Evet, yani sıfırdan yazmaya çalıştığın zaman bu sefer daha önceden çözülmüş sorunlarla uğraşabilirsin gibi yani bir sürü aslında problem çıkabilir ortaya. Doğru. Evet, Deniz'e katılıyorum ben de burada. Bununla ilgili hatta bir prensibimiz var. Tekrardan Amerika'yı keşfetme diye veya tekrardan tekerleği keşfetme diye. Zaten kendini ispat etmiş birçok araç var. Binlerce developer tarafından veya binlerce şirket tarafından kullanılıyor. Mümkünse bunları kullanmaya gayret edin. Ve işin güzel tarafı, bir açık bulunursa bu uygulamalarda, bu kullandığınız paketlerde, bu açıktan binlerce kişi etkilendiği için bu açık en kısa zamanda fix ediliyor. Ve önce farkına varılıyor, sonra fix ediliyor. Daha sonra siz de bunun fixini alıp tekrardan güncelleyebilirsiniz. Ama siz kendi yazdığınız bir şey olsa buradaki açığın farkında bile olamayabilirsiniz. Sadece siz kullanıyorsunuz çünkü. Belki girdiler içeri ve evet, farkında bile değilsiniz. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada Deniz, böyle gözlerim yaşardı senden bunu duymak. Ama şey değil mi? İşletim sistemini yine kendileri yazıyorlar. Tabii ki. Deniz bıraktı abi işletim sistemi yazmayı. Artık şey yapmıyor. Kim yazıyor abi artık? Arkadaş. Peki o zaman son iki soruya da alalım. Ondan sonra kapatalım arkadaşlar. Mehmet Başerdem demiş. Güvenlik kontrolleri için otomatik test yapmak mümkün mü? Unit security testing yapmak mantıklı mı demiş. Security kontrolleri için otomatik test yapmak mümkün mü? Yani bir noktaya kadar herhalde. Böyle ne pull request demiş burada. Muhtemel yani güvenlik açıkları işte automated OWASP scanler gibi bir şeyse evet, zaten hani statik kod analiziyle birlikte bunlar da yapılabiliyor. Ek olarak şey de yapılabilir. Yine CI/CD pipeline'ında unit evet, testlerde varsa security credential isteyen requestler atılıp belki onun behavior'ına bakılabilir. Ama hani bilmiyorum, oradaki scope'a göre değişir oradaki test. Yani evet, security kontrolleri yapan testler var, tool'lar var. Deniz'in söylediği gibi. O tool'lardan hem statik hem dinamik, hem runtime'ı test eden, hem kodu test eden birçok tool var. Onları kullanmakta fayda var. Yani herhalde şunu söylemek istiyor. Unit test yazıp security testing yapmak. Mesela burada belki hani happy pet değil de olmaması gereken pet'i kontrol etmek gibi bir unit test yazılabilir. Sonuçta unit test yani functional olarak kodu test ettiği için aslında o da faydası olacaktır tabii ki sistemin güvenliğine. Güvenlik canlı ortamda postürüne. Yani uygulamayı canlıya vurduk. Yani test staging ortamlarında bunu CI/CD pipeline'la entegre edelim, sürekli yapalım güvenlikleri, ama canlı ortamda sence yapılması gerekiyor mu bunların, canlıya çıkıldıktan sonra da belki arka planda? Evet, evet, canlıda da yapabilirsiniz bunları. Hatta bununla ilgili tam da ben bugün işte o GitHub'ın white paper'ında bir şey okuyordum. Bir konu okuyordum. Artık yeni bir test kavramından bahsetmeye başladılar. Ona da ne diyorlar biliyor musunuz? Bakayım şuradan bulayım. Integrated Application Security Testing diyorlar. Pasif ve aktif diye ikiye ayırmışlar. Bunlar da işte direkt canlı sistemlerde kullanılan bazı araçlardan bahsediyor. Çok detayına giremedim, okuyamadım daha detayları, ama direkt sistemin canlı sistemde koşan testlerden bahsediyor. Tabii ki canlı sistemde koştuğu için performansa etkisi olacaktır. Yani bunu iyi değerlendirmek lazım. Belki devamlı açık değil de istendiği zaman açılıp kapatılan bir yönteme gidilebilir. Detaylarına bakmak lazım, ama artık o kavram da yavaş yavaş oluşmaya başladı. Canlı sistemler üzerinde test etmek. Veya belki şey yapılabilir.
A-B testing gibi yapılabilir. Yani requestlerin %10'u o şeye ne denir? Preview'deki sisteme gönderilir. Geri kalanı canlıya gönderilir. İşte preview'de bazı testler yapılır o %10 ile. Ondan sonra orası geçtikten sonra bütün trafik tamamen oraya aktarılabilir mesela. A-B testing diyorlar ya buna. Öyle bir şey yapılabilir. O zaman son bir soru. Merve yazmış. Neleri otomatize ediyor DevOps, DevSecOps'takiler demiş. Her şeyi otomatize ediyorlar. Statik kod analizini otomatize ediyorlar. Dinamik kod analizini otomatize ediyorlar. Unit testleri otomatize edebiliyorlar. Fast testing yapabiliyorsun. Yani aslında burada neleri derken script'ini yazabildiğin komut satırından çalıştırabildiğin her şeyi otomatize edebilirsin. Bir şeyler yanlış yapıyor oluyor olabilir miyiz ya? Hani bir pipeline böyle bir sürü bir şey vuruyor yani ve deploy edemiyoruz uygulamayı falan gibi. Gerçi bilmiyorum cevap. Ya işte yani olay yine şeye dönüyor Deniz. Ve teraziye geliyor olay yani. Hani güvenliği test etmeden mi sürüm çıkacaksın yoksa güvenliği test edip mi çıkacaksın? Bunun avantajı dezavantajı. Şey de yapılabilir. Hani bütün testleri, bütün security checkleri build pipeline'ını değil de periyodik olarak arkada bir scanner tarafından da taratılmasını sağlayabilirsin ya da night hourly de olabilir. Fark etmez. Veya olabilir. Evet. Veya şey yapılabilir. Mesela pull request için her bir pull request için bir build çalıştırırsın. Orada mesela belli başlı security testleri çalıştırırsın. Ama production'a release'e çıkacağın deployment için çalıştırdığın pipeline'de bütün testler çalışır mesela. Hani testleri de bölersin. Mesela Microsoft içerisinde öyle bir şey var. Azure DevOps ekibi testleri bölmüşler. Level 1, Level 2, Level 3 diye. Level 1 testler mesela unit testler. Level 2 testler artık functional testler. Level 3 testler, security testler. Şimdi detayları tam hatırlamıyorum. Ama level 1 testler her bir commit'te, her bir check-in'de çalışan testler. Bunlar hızlı, kolayca çalışan ve sana hızlı sonuç veren testler. Ama level 2, level 3 her zaman çalışmıyor mesela. Bunlar sadece master branch'te veya main branch'e merge yapıldığı zaman çalışıyor. Veya sen production'a deployment yapacağın zaman çalışıyor gibi gibi. Farklı yöntemlere gidilebilir burada. Dediğin gibi orada şeyi ayarlamak önemli. Yani yarım saat beklemek yerine parçalara bölüp yapmak belki. Farklı evet, practice'ler bu arada, var burada. Orada yani. Artık yavaş yavaş bitirelim. Bu arada başka bir yayın daha şu anda gerçekleşiyor. Linkini şu anda ekliyorum. Azmiler'in şu anda bir yayını var. Sektörel şeyler diye. İlk bölümlerini yayınlıyorlar. Belki hani buradan çıkıp oraya bir şey yapmak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle linkini de koyayım buraya. Sağ olsunlar bu yayınla şey yapmasın diye, çakışmasın diye onlar yayınlarını bir saat ileri aldılar. YouTube üzerinden şu anda canlı yayın yapıyorlar. Ben teşekkür ederim Fatih. Bence çok güzel bir şey oldu yine. Aslında seni böyle aslında biz belki belli aralıklarla buluşmazız çünkü siber güvenlik alanında şeyler çok hızlı gelişiyor. Yani teknolojiler çok hızlı gelişiyor. Çok farklı şeyler biliyoruz. Bence Code Fiction tarafında da aslında çok kişi var bu konuyla ilgili. Eminim hoşlarına gitmiştir onların da. Teşekkürler katıldığın için. Herkese teşekkür ederiz katılanlara. Eğer sorularınız olursa Fatih'e Twitter'dan ulaşabilirsiniz herhalde diye umuyorum. Senin adına konuşayım Fatih. Twitter hesabını da Fatih'e şey yapıyorum, paylaşıyorum şimdi. Bundan sonra biz bu yayınlara devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Eğer duymak istediğiniz konular varsa bize ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi, geri bildirimlerinizi duymak çok isteriz. Deyip bitirelim o zaman. Görüşürüz. Teşekkürler abi. Teşekkürler beni davet ettiğin için. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.